Zagor Savaş. Albay Howard, Kızılderiler tarafından öldürülen oğlunun ve askerlerin intikamını almak için Kara Kurtlara adı verilen katliam ve yağmalarla ünlü özel bir birliği yardıma çağırır. Zagor ise bütün darplık kabilelerini dolaşarak bu bozgunu onların yapmadığını öğrenir ve Kara Kurtlara mani olmak için kampa gelir. Üzgünüm ama Zagor, bölgemde bulunan yerli kabilelerin başı bozuk bir durumda kalmalarının sorumluluğunu üzerine alamam. İnan ki Dartmouth kabileleri şimdiye kadar duyulmamış derecede vahşi davrandılar. Ben de sıkı tedbirler almak zorunda kaldım. Evet olup biteni duydum. Bununla birlikte bulunmuş kanlı bir gömlek oğlunuzun öldürmüş olduğunu göstermez. Bu konuda yaptığım araştırmalar şunu gösterdi ki artık yeter Zagor. Zaten Kızılderil kabilelerinin elimizden kaçmasına sebep oldunuz. Şimdi de duruma el koyduğumuz şu anda işimize karışmayın. Nasıl, arkanızdan duran kasabın yaptığı katliama duruma el koymak mı diyorsunuz? Benimle birlikte olsaydınız, Fox'ların köyünün ne hale geldiğini görürdünüz. Ve, üzgünüm ama, Zagor, savaş savaştır. Mantıklı olun, yerinize dönün ve bizim planlarımıza engel olmayın. Ah, vay canına bu da ne? Savaş! Birisi acı acı bağırıyor. Hay yılanına ya! Aha, benim çocukların esirleri konuşturmak için çok özel bir metotları vardır. Canavarlar. Çok hastalan baltalıyla kampın ortasında kırbaçlanan adama doğru koştu. Zavallı kurbanın yanına geldiğinde, "Ah, namussuz katiller." "Ah yak! Ah! Alarm, alarm! Allah kahretsin!" ''Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben? Ama onu nereye göndereceğimi şimdi görürsün. Hayır, bekle! Hepiniz atlayın çocuklar. Hay Allah!'' Hepsi birden baltası elinden düşen zagon üstüne çırlandılar ve birkaç saniye sonra kahramanımız yere yıkıldı. Ama düşerken esaslı bir tekme indirdi ve ondan sonra da pek kımıldayamadı. ''Sıkı tutun arkadaşlar!'' Şimdi de seninle eğlenelim biraz. Hayır durun vahşi herif vurma. Şu varili susturun çocuklar. Oyun başladı. Alex Kurt yeter. Duymadınız mı? Bırakın onları. Ama komutanım bu goril üzerimize saldırdı. Ve bize baltasıyla vurdu. Bakın kaç kişiyi yaraladı. Biliyorum çocuklar. Bana kalsa pestini çıkarım çıkarın derdim. Ama Albay Howard çok yumuşak kalpli. Bu defalık onun istediğini yerine getiriyorum. Anladın mı Zagor? Kara kurtların kampından sağ çıktığın için Howard'a teşekkür etmelisin. Unutma ki bir daha karşıma çıkarsan sana bu şekilde davranmam. Anlaşıldı mı? Hemen yaşadığın bataklığa dön. Bu da komutan Kraus'tan sana bir hatıra olsun. Zagor, Zagor, sakin ol Çiko. Bir şey yok. Doğru söyledin Kraus. Bir hatıra ama unutma ki bu hatıra ancak kanla silinecek. Senin kanınla Kraus. Ah yok. Gidelim Çiko. Bu durumda kaybedecek vaktimiz yok. Komutan Kraus. Başardı komutanım. Esir konuştu. Hmm, kabilenin yerini söyledi mi? Bülbül gibi. Dusty Creek yakınlarında küçük bir vadideymiş. Dusty Creek nehri Beyaz Tepe'den doğar. Yürüyerek üç gün alır. Oraya gitmek için Sandy geçmelisiniz. Bize kılavuzluk etmek için hazır mısın Web? Tabii komutan Kraus. Çok iyi. Öyleyse bana Sandy ve haritasını çıkart. Önce Penna işini bitireceğiz. Albay sonra sıra diğer kabilelere gelecek. Anlaşıldı Kraus. Adamlarından 40 kadarını da sizin emrinize vereceğim. Bir yanlışlık olmasın. Howard. Unutmayın ki karakurtlar kendi usullerine göre dövüşür ve yalnız bana itaat ederler. Hmm, anlaşıldı Kraus. Jenkins. Cardero. Bütün askerler toplansın. Çadırları kaldırın. Haydi kımıldayın. Kımılda. Şafak sökmeden hazır olmanızı istiyorum. Emredersin komutanım. Baş üstüne. Kurtun olamasını duydun mu Zagor? Ne yapacağız şimdi? Yapacak tek şey kabileleri toplayıp kendimizi savunmak olacak Çiko. Ama öyleyse bu demektir ki savaş olacak demektir Çiko. Savaş. Gidelim. Kendime bir tabanca alacağım. Karamba karambita tabanca mı? Bir top alsan daha iyi. Hatta bir batarya satın al. Biraz sonra Fort Holborn'un yegane dükkanında. Hmm, bu dragon pırıl pırıl ama işe yaracak mı bakalım. 1, 2 ve 3. Eh fena değil. Ey Zagor bak kim var orada? Ne o da kim? Şimdiye kadar hiç görmedim. Sana geçen gün bahsettiğim Galter bu. Albay Howard'ın oğlunun kanlı gömleğini bulan adam. Hmm, i̇lginç. Gerçekten çok ilginç. İşte Tommy, kuru et, viski mum. Başka bir şey istiyor musun? Evet, bir kitap istiyorum. Ne? Bir kitap mı? Evet, bir kitap dedim. Bunda garip bir şey mi var? Eh, gayet tabii garip. Hatırladığıma göre sen okumasını bilmezsin. Amma da laf. Kitabı kendim için almıyorum. Peki, ne çeşit kitap istiyorsun Garter? Ne çeşit olursa olsun Jack. Öyleyse eski Fransız şövalyelerin maceralarını anlatan bir kitap vereyim. Biraz eski ama sayfaları tamam. Bak resimleri de var. Tamam Jack alıyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun Chico? Bu galteri gözden kaçırmamalı. Ama niye Zagor? Hareketlerinde bir gariplik yok ki. Haklısın ama içgüdüm bu adamı takip etmemi söylüyor. Biraz sonra dostlarımız ormanda bir patikada ilerleyen avcıyı takip ediyorlardı. Aynı gecenin karanlığında saatlerce ormanda ilerleyerek bir kayalığın önünde durdu. Dikkatçık durdu. Bu belki de bir şeyler atıştıracak. Altı saattir deve gibi yürüyor ve şş, şş, baykuş taklidi yapıyor. Avcı bir süre cevap alamadı ama birkaç kere verdiği sinyali tekrarlayınca kayalar arasından bir oyuktan aşağı bir ip merdiven sallandırıldı. Bingo kokarca. Sen Kuzey Amerika'nın en iyi öten baykuşusun Galter. En iyi öten ve en faydalısı Barney. Bak sana ne getirdim. En iyi kalite viski. Sağ ol. Velete katlanmak için buna ihtiyacım vardı. Ha, ha onu da düşündüm dostum. Ona kocaman bir kitap aldım. Bütün gün okusa bitiremez. Bizi de rahatsız etmez. Şüphende haklı haklıymışım Çiko. Çocuk yukarıda olacak. Bak inanılmaz şey bu demektir ki demektir ki katliam bir grup avcı tarafından yapıldı. Anlayamadığım bir sebepten dolayı askerlerle Kızılderilerin arasını açmak istiyorlar. Ne korkunç bir plan. Hem de bu isteklerinde başarıya ulaştılar. Hayır daha değil Çiko. Albay Howard olanları öğrendiği zaman aldığı karardan vazgeçecek. Ama, evet ama unuttuğumuz bir şey var Zagor. Albayın oğlu şu anda orada bulunuyor. O haydutların yanında. Ve o meseleyi de şimdi hallederim. Sen meraklanma Chico. oraya tırmanmak benim için hiçbir hiç de zor değil. Ayrıca içeridekilerin kalabalık olduklarını da sanmıyorum. Hemen gidip hesaplarını göreyim. Sen de burada bekle dışarı atıldıkları, attıklarımı sayarsın. Zakor bir kere daha kendini tehlikeye atmaktan sakınmadı ve ölüme meydan okurcasına yukarı tırmanmaya başladı. On dakika sonra kayaların ortasındaki o yuğun ağzına kadar tırmanmıştı. Vay cana, mağara düşündüğümden de derinmiş. Fakat daha iyi bu. İçeri girerken görünmemi sağlaya, sağlayacak. Bak hele işte yaptıkları maskaralık için kullandıkları kızıl deli elbiseler ve silahlar. Uçakallar demek her şeyi düşünmüş. Hmm, i̇şte oradalar ve sadece üç kişiler. Çocuk da orada, pek hırmalanmışa da benzemiyor. Güzel, şimdi durma bir göz atalım. Bulundukları yerde mağara daralıyor. Bu benim için, benim işime yarayacak. Durun, ne oluyor Saltman? Mağaranın ağzına bir ses geldi. Yok canım, belki de bir yarasadır. Galiba haklısın, bu mağaranın ağzına da her türlü hayvan geliyor. Biraz daha sabret Salman. Kısa bir süre sonra çektiğim bu sıkıntının mükafatını göreceksin. Çil çil paralar değil mi Galter? Haydi Salman ses dinlemeyi bırak da gel bizimle otur. Peki var mısınız bir pokere? Dört gündür oynamadık. Tamam ama bu sefer ortaya başka bir şey koyalım. Daha bak peki ne koyalım ortaya? Çocuğun kellesini ne? Doğru mu duydum Galter? ''Evet doğru duydun. Bu velet artık tehlikeli olmaya başladı. Bize ele verirse daracını boylarız. Zaten albay kendisine hazırladığımız tuzağa düştü. Artık ona ihtiyacımız yok. Çocuktan kurtulmalıyız. Yavaş gidelim Galter. Zaten bir sürü asker öldürdük. Artık iş değişti. Ya hem çocuk bir çocuğu soğukkanlıkla kim öldürebilir? Kim mi? Oyunun sonu bunu bize gösterecek.'' Oyunu kaybeden silahını alacak ve bizi gereksiz yükten kurtaracak. Bu bir emirdir. İyi ama bence bu pek akıllıca bir karar değil. Bence de öyle Galter. Doğrusunu isterseniz bana da öyle geliyor beyler. Vay canına Allah. En ufak bir hareketinizde tabancamı kullanmak zorunda kalırım. Haberiniz olsun. Serseriler herifler size bir gürültü duyduğumu söylemiştim. Kapa çeneni saltman. Konuşmanın faydası yok şimdi. Doğru söyledin avcı. Şimdi de silahlarınızı atın bakalım. Hmm, peki hemen. Haydi çocuklar. Vay alçak. Ah. Ah yak. Kör vahşi. Şimdi sana başkasının işine burnunu sokmayı gösteririm. Bu kötü adam sana ateş edecekti amca. Sağ ol Bob. iyi yerleştirdin. Sana gelince Galter. Daha ince bir kitap alsaydın çok iyi edecektin. <laughs> Ama beni adımla çağırdın. Nereden biliyorsun adımı? Ben babanın bir dostuyum. Ve buraya seni onun yanına götürmek için geldim. Ama önce şu herifle biraz konuşayım. Uyan arkadaş. Sesini duymak istiyorum. Anlat bakalım. Mesele şefiniz kim? Gayet gayeniz ne? Ben hayır bilmi. Cevap verme Galter. İş yalnız onunla bitmiyor. Karakurtları ve kaledeki birliğidir şun. düşün. Sana fikrini soran olmadı babalık. Şimdi şefinizin kim olduğunu söyleyecek misin? Hayır beni öldürmeden istemem. Bin bir şeytan söylemeyecek misin? Amca hey amca. Eğer istiyorsan emirleri kimin verdiğini ben söyleyeyim. Şimşekler götürsün. Şimşekler gördün mü onu? Evet beni buraya o getirdi. Kadının gibi uzun saçları vardı. Sakalları bıyıkları da vardı. Okuduğum kitapta ona benzeyen bir resim var. Ama resimdeki elbiseler çok değişik. İşte bak. Aa, anladım. Bu alan ve ve benziyor. Ondan başkası olamaz. Özür dilerim Galter ama aldığın kitap bir kere daha kafana inecek. Gel Bob. Fakat bu goriller ne olacak? Onları sonra gelip alırız. Buradan kaçamazlar. Böylece ip merdiven aşağı indiler. Ve sonra merdiveni çekip kopardılar. Gördün mü Bob? Onlara kaçamayacaklarını bir hapishane yaptık. Mesaj. Zagor, Zagor, sülalen bütün büyükler adına. Bu işi de başardın. Söylemiştin ya dostum. Ama şunu bilmelisin ki içerideki düşmanlar sandığımdan çok azdı. Ayrıca Bob da bana yardım etti. Ne harika çocuk değil mi? Be, sadece görevini yerine getirdi. Unutmayalım ki bütün bunlar onun yüzünden başımıza geldi. Hmm, hiç vakit kaybetmeyelim. En kısa zamanda Albay Howard'ı bulmalıyız. Hey, o çalı çırpıyı ne yapacaksın? Yoksa... Ha anladım. Taşan kızartacaksın. Hari koca fıçı. Dumanla mesaj yollayacağım. Mideni düşünmeyi bırak da bana ceketini ver Çiko. Ama Zagor ben... Haydi hikaye anlatmama sırası değil. Ama benim bunda başka ceketim yok ki. Hay Allah. Ne çeresi düşük adamsın. Senin o ceket dediğin şey bütün Darklug halkının hayatını kurtaracak. Mesajı birkaç defa tekrarlayacağım çünkü ağaçların dumanlar engel olmasından korkuyorum. Kara kurtlar, sendivale doğru ilerliyorlar. Pennakoklara saldırırlarsa saklanırlarsa kurtulacaklar. Kimse kımıldamasın. Bütün kabileler Zagor'un emrini beklesin yarım saat sonra. işte bitti. Daha fazla devam etmek gereksiz. Al ceketin Çiko. İşi bitti. Hmm, teşekkürler. Ha ha ha. Bu kanlı plan. Üçlü grup sonunda yola koyuldu. Ama kafilenin hızı Çiko ve küçük ve Bob yüzünden yavaşladığından ancak ertesi gün Sandy geldiler. Babam nerede Çiko? Onu ne zaman görecebileceğim? İşte uh, işte ilk önce öğreneceğimiz şey bu evlat. Zagor neredeyse keşif gezisinden döner. Karamba karambita. Ah yak. Ne diyordum? Sana işte geldi. Ey ne haber aziz dostum? Haberler kötü. Dumanla verdiğim işareti kimse fark etmemiş. Ve tabii ki pennekoklar saklanmamışlar. Buraya bin adım ötede. Karakutlar onları çevirmiş ve sanıyorum ki hücum etmek için en verilmişli zamanı bekliyorlar. Ama bütün kozlarımızı oynamadan pes etmeyeceğiz. Şimdi beni iyi dinle Çiko. Çok az zamanımız var. Bu yüzden ayrı ayrı hareket etmeliyiz. Ben kara arasından geçip kuşattıkları yerlere ulaşmaya çalışacağım. Sen de bu bu yanında al Albay Howard'ı bul. Bunu başarabilecek misin sevgili dostum? Askerler senin kamp yerine girmene mani olacaklardır. Bana güvenebilirsin dostum. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi dinle. İşte seni askerlerin kampına götürecek yol. Bu patikayı takip ettiğinde bir kaynak bulacaksın. Sonra kayalık bir tepeye çıkacak. Çıkarak az sonra iki arkadaş ayrı yönde ayrı yönlerde birbirinden uzaklaştılar. Ve az sonra Zager, Zagor askerlerle Kızılderilerin çarpıştıkları yere vardı. Ve burası ona Pennekokların mezarı gibi geldi. Hmm, Karakutlar nişan almış vaziyetteler. Avlarına saldırmaya hazırlanan birer kartal gibi fakat kumandanlarını göremiyorum. Eh doğrusunu söylemek gerekirse Kızılderililer de kurbanlık koyun gibi durmuyorlar. Fakat maalesef iki hem sayıca hem kadın ve çocuklar bakımından ümitsiz bir dövüş olacak. Cesaret Zagor. Vazife seni bekliyor. Ah yak! Geliyorum Pennekok kardeşler. Müthiş. Hey akşamki vahşi. Kızılderilere eşmeye çalışıyor. Ateş vurun. Onu durdurmalıyız. Bin bir gürültü. Şuraya bak. Hepsi de karavan acı. Oha ilerliyorlar. Hayır dur kimse ateş etmesin. Görmüyor musunuz? Baltalı ilah o. Kardeşlerim kudretli Zagor bizden. Yahe bizim yanımızda dövüşecek. Kahramanımız ıslık çalan kurşunlar arasında ölesiye koşarak tehlikeyi kazasız belasız atlattı. Ve bir çevik hamle yaparak kendini sevinç çığlıkları karşılayan kızılderilerin siperlerini atladı. Yahe! Salak herifler onu kaçırdık. Çok kötü onu pis kızılderili arkadaşlar arasında mutlulamaya gidelim. Hayır Dur! Ateşi kesin. Emir vermeden başlarsak Kraus hepimizi topa tutar. Gelmek için daha ne bekliyor? Ellerim yerinde durmuyor. Ben de beklemekten yoruldum. Sakin ol çocuklar. Kumandan Howard ile asker gruplarını kullanma hususunu konuşmak için kampta kaldı. Fakat birkaç dakika içinde burada olur. Ne saçma fikir. Bir avuç kızıl deriliyi yola getirmek için o daha farelerine ihtiyacımız yok. İyi denin Doflet. Kutlar. Kutlar her zaman yalnız dövüşmüşlerdir. Aynı anda biraz ötede. Birkaç dakika sonra babanı kucaklayabileceksin Bob. Ama onu görmüyorum Bay Çiko. Kal orada. Burası tatbikat bölgesi. Kimse yaklaşamaz. Aha seninle aynı fikirdeyim sevimli arkadaşım. Fakat hepsi bu bir yana geçmek için beni bırakmanı tavsiye ederim. Bu gördüğün çocuk albayın oğludur. Şuraya bak. Beni hikaye ile kandıracağını mı zannediyorsun? Çekin gidin. Kimse buradan geçemez. Bir dakika sana muvaffak, muhakkak albayı görmemiz lazım diyorum. Bu kadar yeter. Ya turumu. Emir emirdir. Tabanları yalamak için üç saniyem var. Bir, bir türlü anlaşamıyorum, anlayamıyorum. Neden? 2. Fakat anlayamadım. Nasıl oluyor da? 3. Hayır tamam tamam anladım. E gel Bob. Bu herif bizi sahiden vuracak. Boşuna kendimizi üzmeyelim. Babana hemen varabilmek için bir çare arayalım. Bize birileri lazım ki hayır bir şeyler yeter ki karama karambita buldum. Aha müthiş ancak benim bulabileceğim bir fikir. Fakat ne yapmayı düşünüyorsun? Su şimdi çalışmam için beni rahat bırak. İşte hazır istenilen yere çevirmek lazım. Ya gibi kayıp gidecek böyle. Haydi şimdi içeri. Nasıl? Fıçı ama. Bana bak. Babanı görmek istiyor musun? İstemiyor musun? Evet ama öyleyse itiraz kabul etmiyorum. Evet Bay Çiko. Giriyorum. Cesaret. Kendini hazırla Bob. Bana da biraz yer bırak. Aha, ne buluş? Hiç şüphesiz Truvatından daha buluşların en güzeli. Küçük bir itiş fıçıyı harekete geçirmek için yetti. Yokuşta gittikçe biraz daha hızlandı ve of. Bir ki, bir ki. <laughs> hey, kim var orada? Eller yukarı. Şey, müsaadenizle. Oğlum Bob, Popum benim baba Allah kahretsin amma iş be. Oğlum benim hayattasın ha gözlerime inanamıyorum. Zagor beni kurtardı baba ve Bay beni buraya ah. Baba beni kurtar oydu beni o kötü mağaraya sokan. Fakat ne söylüyorsun Bob şom ağzı yumuşak. Sahi söylüyorum baba. Yerli gibi giymiş. Diğer adamlarla beni arabadan aşağı çektiler. Sonra kapa çeneni. Küçük geveze. Size i̇şte gelince ufak bir hareketinizi görürsem çocuğun beynini kurşuna dolurum. Vay cana, alan web demek sizin oyununuzdu. Ya eğer kuş beyinli adamlarım zamanında çocuğun kafasını vücudundan ayırmayı düşünselerdi muvaffak olacaktım da. Yerlerin Darkwood ormanlarından kaçışı bana ve adamlarıma zengin bir arazi dolayısıyla da büyük bir gelir sağlayacaktı. Ahlaksız düzenbazlar, çıkarınız için birçok kimsenin ölümüne sebep olan kanlı bir savaş çıkarmaktan çekinmediniz. Pö, er geç kızı derler, dünyadan silinecekler. Neden bu fikre katılmadığınızı merak ediyorum. Şimdi planımı değiştirmek zorundayım. Beni durdurmaya teşebbüs ederseniz çocuğun hayatı tehlikeye girer. Eğer birkaç gün içinde sınıra, sınıra ulaşıncaya kadar bana bir zorluk çıkarmazsanız sevgili babanızı sağ salim size gönderirim. Cehennemin dibine batası. Senin gibi bir ahlaksızın sözüne nasıl inanabilirim? Ha, yapacağınız başka bir şey yok o var. Haydi kurbağa suratlı kımılda biraz. Bir an sessizlik oldu. Howard bu şartı kabul etmiş gibiydi. Web de çadırdan dışarı çıkmak için acele ediyordu. Karakutların şefi ise ne düşündüğünü tam yerini bulan bir kırbaç darbesiyle gösterdi. Aa! Ah! Ve arkasından bir sol yumruk. Kaç oğlum. Oh. Cesaret Howard. Askerlerinizden birkaçını çağırıp şu çakalı dışarı attırın. Sağ olun yüzbaşı. Yaptığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sözün etmeye değmez. Benim için büyük bir zevk oldu. Pö, kuvvetli adamların gölgesine sığınarak yaşayan ve fırsat buldukça onları arkadan vurmaktan geri kalmayan bu yılan suratlardan nefret ediyorum. Şimdi kaybedecek tek bir dakikamız yok. Adamlarınızı derhal Pernakolk arabalarından lüzumsuz bir katliama gelişmeden geri çekiniz. Ne? Tabii, madem ki Darp'ta sakinlerin masum olduğu anlaşıldı, artık askeri bir müdahale hem lüzumsuz hem de zararlı olur. Bu akşam askerlerimi Holborn Kalesi'nin duvarları içinde çekmiş olacağım. Bu arada siz de kendi aranızdınız Kanteki'ye dönebilirsiniz. Yerlerin topraklarında tek bir askerden iz kalmamalı. Aha, herhalde şaka ediyorsunuz Albay Howard. ha. Ne demek istiyorsunuz Kraus? Sadece şunu Howard. Benim kara kurtlarım eğer Dartmouth'u terk edeceklerse komutanlar yani ben karar verdiğim zaman terk edecekler. Karakutlar yerlerle savaş etmek için yetiştirilmiştir. Yoksa ormanda gezinti yapmak için değil. Bunu unutma. Bundan başka küçük bir mesele daha var. Yağma işi. Askerlerim kazandıkları her çarpışmadan sonra yenik düşenlerden aldıkları her şeyi paylaşmak için bir adedi vardır. Hmm, bunu biliyordum yüzbaşı. Fakat zavallı ve fakir bir Kızılderili köyünden neler bulacağınızı ümit ediyorsunuz. <laughs> Eğer Kızılderili'yi daha iyi tanısaydınız böyle konuşmazdınız. Howard, hiç kütçe altınlardan söz edildiğini duydunuz mu? Bu vahşiler altına sarı taş adını veriyorlar ve çoğu zaman bunu tören kıyafetlerinde, vazolarda, başka eşyalarda kullanıyorlar diye Jim. şu ki askerlere düşmanları öldürmeleri için para ödenir. Bunun için müthiş bir katliam yapmayı tasarlıyorum. Beni dehşete düşürüyorsunuz. Siz alçak bir maceracıdan başka bir şey değilsiniz. <laughs> Eğer bu kadar yufka yürekliyseniz kendinizi mıymıntı işlerle vakit geçirecek bir yere tayin ettiriniz. Sınırlardaki hayat her şeyden duygulanacak insanlara göre değildir. Elveda. Söyleyin albay, söyleyin. Onun gitmesine mani olacaksınız değil mi? Ne yazık ki onu durdurmak için bir şey gelmiyor. Karakurtlar özel bir birlik ve diğer askeri birliklere itaat etmeye mecbur değiller. Fakat bir Kızılderili kabilesinin toptan yok olmasına göz mü yumacaksınız? Ayrıca bunların içinde Zagor da var. Oğuz'un kurtarıcısı Zagor. Çok üzgünüm Başko ama Yüzbaşı Kraus'un işlerine karışmamaya gerçekten yetkim yok. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Geldiğinizden beri ağzınızdan başka bir şey duymadım. Kan gövdeyi götürecek hala aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Ama ben karakurtların bu katliamına göz yummayacağım. Sevgili Zagor'umun yanına döneceğim ve gerekirse onunla birlikte öleceğim. Ha, tebrikler küçük bab. Böyle cesur bir babaya sahip olduğun için övünebilirsin. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık Sayın Bay. Sonucum karamba karambita. Zagor onun oğlunu kurtarıyor ve ona nasıl teşekkür ediyor. Zavallı insanların toptan ölümüne göz yumuyor. Pö, bu nankörlük değil de ne? İşte böyle ihtiyar çıko. Az sonra yeni, nice maceralara beraber yaşadığın arkadaşlarının safında son defa savaşacaksın. Aman Allah'ım ne kötü bir vaziyet. Bu kara kurtları aşıp Zagor'a ulaşmak pek kolay olmayacak. Uf, gayret çıko. Üstün zekanlar bir çıkar yolunu bulamazsın Bu işin yapabilir miyim? Hayır ya da başka hayır bu düşündüğüm de olacak gibi değildi. Hay aklına yaşa çıko. Buldum. Yupi. Ben Pensilvanya'nın kral Louis'iyim. Hayır. Bundan başka Kentucky'nin Archimedi'yim. Ne diyorum. Kuzey Amerika'nın Leonardo Vinci'siyim. Bir dakika sonra. Ah. Defol. Git. Sersem artık? Ağaç gövdesinden bir elbise, binlerce ağaç arasında bunu fark etmeleri imkansız. Eğer bir aksilik olmazsa bu dahirine buluşum sayesinde karakutların arasından tehlikesizce geçebileceğim. Haydi bakalım marş marş tralala tralala. Bir süre sonra karakurtların sabırsızlıkla kızılderilere karşı yapılacak saldırıyı beklediği yerde. Ne oldu? Tamam çocuklar. Yüzbaşı karavanacıların kampından döndü ve çok hiddetli. Yaşa nihayet. Biraz sonra sersem kızılderilerin canına okuyacağız şimdi. Subaylarla konuşuyor ama sanırım ki geçen sefer Şam nedeni topraklarında hareket ettiğimiz gibi yapacağız. Hatırladınız mı? Tamam. 10 dakika cehennemi bir ateş. Sonra da sonra da parlayan silahlarla biraz ameliyat. Parmaklarınızın pasını silin çocuklar. İşte böyle. İyi Savaşcan. İyi ve tekrarlanması imkansız değil. Haydi bakalım. Marifetinizi gösterin. Pö işte göz. İşte gör. Ah. Hay Allah. Demek içinde bir adam varmış. Kırmızı delilere doğru koşuyor. Çabuk ateş edin. Anne önce bir bıçaklar şimdi de leblebi gibi kurşun. Bu durum kızıl derinin gözünden kaçmamıştı. Ulu tanrım şuraya bakın. Mucize en büyük mucize. Kendi kendine yürüyen bir ağaç sahiden insan bacaklı hem de bize doğru koşuyor. Bu mucize ne demek? Büyük şerif. Wow. Bu tabiat üstü olayı ancak büyücüler büyük manitadan sorabilir. Kardeşler kudretli manitöründe diz çökelim. Kızıl dostlar. Bir dakika. Bunun için tanrılara danışmanıza lüzum yok. Sanıyorum pö. Bu şeytani şeyi düşünebilecek birisini tanıyorum. Ve bahse gelelim ki bu bin bir şimşek. Ne diyorum dostlar. İşte mucize meydana çıktı. Vav. Wow. İmdat Zagor imdat. Çık o ihtiyar kurt. Ne şeytanlık yapıyorsun? Albay Howard nerede? Pö şeytan görsün yüzünü. Vevin itirafına rağmen tavşan surafları herif su kanlı planından vazgeçiremedi. Hmm, demek istiyorsun ki kara kurtlar bize saldıracak. Ta kendisi Zagor. Binbir şimşek. Şu halde yok olmadan kara kurtların burnundan getireceğiz. Zagor'un sözü bu. Ölmeye hazırlanın. Çiko. Bu bizim vereceğimiz son savaş. O şekilde dövüşmeliyiz ki şansımıza yakışsın. Şanımıza yakışsın. Sakor'un bu sözlerinden sonra silah sesleri işitilmeye başladı. Birkaç saniye sonra bütün ormanı barut dumanları kapladı. İşte başladılar. Herkes sipere. Ben emir verinceye kadar kimse ateş etmesin. Arının vızıltısı görüyor musun? Ne cümbüş. Ha, bunlar kuru gürültü. Asıl mücadele saldırıya geçtikleri zaman olacak. Bunlar göğüs göğüse dövüşte çok usta. Kızılderililer de onlardan aşağı kalmaz. Karakutlar ateşin dehşetini hissedilir şekilde azaltmışlardı. Ne o yoksa cephaneler mi bitti? Biraz sonra ateşi tamamen kestiler. Ümide kapılmayalım. Bu sessizlik saldıracaklarına işaret. Arkadaşlara söyle hazır olsunlar. Bilhassa boşa mermi harcamasınlar. Katliam yapmaktan zevk duyan bir birlik. Karakurtlar ve karşılarında bir avuç delili Zagor. Savaş kimin galibiyetiyle sona erecekti? Neticeyi gelecek hafta son hücumda okuyacaksınız. Gelecek sayıda. <laughs>